Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Database Class. Bildiğiniz gibi Database Class diye bir klasımız var. Bu e, isimli bir klas var. Bu klasın bazı metotları var. Onlar üzerinde duracağız. E, onları anlatan bir video çekeceğiz. E, bu videoyu çekerken developer konsolu kullanacağım. Orada da direkt Apex kod yazarak hiçbir klas ya da metod kullanmadan Konuyu anlama adına basit bir örnek yaparak bu konuyu size anlatmayı düşünüyorum. Daha önce şöyle bir şey yaptığınızı e, yapmıştık, siz de yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Normal, insert, update, delete, undelete, e, dml statementlarını kullanarak sisteme e, rekord ekleme, toplu rekord silme bunları öğrenmiştiniz. Onunla alakalı küçük bir örnek göstermek istiyorum daha sonra database biz class e, konusuna geçeceğiz. Diyelim ki bir kontak oluşturduk e, şu şekilde. Hatta bir liste oluşturalım. List e, list diyorum. Buraya da account diyelim. Account'un bir listesini yapıyorum. Buna ac list diyorum. Eşittir new. Yine aynı şekilde sol taraftaki ifadeyi aynen sağ tarafa atıyoruz boş bir liste oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra bunun içine iki tane account koyalım. Account ac1 diyorum eşittir. New account parantez içinde. Bunun ee, hatırlarsanız ee, zorunlu alanları vardı. Required field. Required field olarak ne vardı? Name vardı. Name eşittir diyorum. Ne diyelim? ac 001 diyelim ki hatırlayalım bizim oluşturduğumuz account olduğunu hatırlamak için. Birincisini böyle yapıyorum. İkincisini şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Account diyorum. AC2 New. Şuradan kopyalayabilirsiniz. Ama bu kez bunun içini boş bırakıyorum. Boş bir account. Şu şekilde. Şimdi bunların ikisini ben liste eklemek istiyorum. AC list e, nokta add diyelim ve bu accountları AC1 ve AC2'yu biz listemize ekleyelim. Copy paste yapmayı unutmayın. Bu şekilde listemize ekleyebilirsiniz. Şimdi bu listeyi ben sisteme yani database'e atmak istiyorum. DML statement'ımız neydi arkadaşlar? Insert. Insert AC list zaman siz bunu sisteme e, atabilirsiniz. Eğer bir problem yoksa. Şimdi ben execute diyorum arkadaşlar burada. Şöyle bir hatayla karşılaşıyorum. Ne diyor? DML exception diyor. Burada bir e, hata var. Hata ne? bir account'un required fieldini koymamışız. Yani aslında ikinci account'a baktığınız zaman, şuradaki ikinci account'a required field olan name'i koymadım. Ne oldu? Hata verdi. Hata verdi. E, bu hatayı gidermeniz için, yani siz 50 tane account eklerseniz bile bir hata yakaladığı zaman sisteme hiçbir şey eklemiyor. Sisteme geliyorum, bakıyorum account'lara. Burada ben ac 001i göremiyorum. Çünkü eklememiş. Bu şekilde. Eklemeniz için bu hatayı gidermeniz lazım. Yani buraya ya bunu buradan çıkaracaksınız bu şekilde. Bunu eklemeyeceksiniz. Ya da required field olan name'i girmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız zaman hata vermiyor. Şöyle bakıyorsunuz. Hata ver e burada göremeyiz. Şuradan bakalım account'larımıza. Hata vermiyor. Ekleyebiliyoruz. E ama dediğim gibi küçük bir hata olduğu zaman eğer bir exception varsa bu exceptiondan dolayı sisteme hiçbir şey eklemiyor. Yani tamamı e, tamamı iptal ediliyor diyelim. E, ama biz şöyle istiyoruz. diyelim ki 100 tane account eklemek istiyoruz. Bunların bazılarında hatalar oluştu. Hatalı olanlar eklensin, hatalı olmayanlar eklen. E, Hatalı olmayanlar eklensin. Hatalı olanlar eklenmesin dediğiniz zaman siz bunu insert ac list ile yapamazsınız şu anda. Gördüğünüz gibi hepsini e, tamamını eklemiyor. Ama biz bunu database'in bazı metotlarıyla yapabiliyoruz. O yüzden database'i kullanıyoruz. İsterseniz o konuya geçelim ve tek tek yapmaya çalışalım. Yine bir liste oluşturalım. Listemiz bu kez e, list kontak listesi olsun istiyorum. List diyorum kontak diyorum, kon list şeklinde bir liste oluşturuyorum. Bu listemize yine biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar bazı hatalar yapacağız. Hata derken bazı eksikler, bazı kontakları, kontakların required fieldlerini eklemeden bu kon liste yani listemize e, kontak ekleyeceğiz. Bir, birinci kontaktımız e, şu şekilde olsun arkadaşlar. kontak con1 olsun eşittir. new kontak diyoruz. Hatırlarsanız e, parantezimi açıyorum. İçine ben required field'leri hatırlıyorum. First name vardı required field. Onu yazıyorum. Eşittir. Diyelim ki con001 diyelim. Buna bu şekilde bir isim verelim. İsterseniz last name'i de koyun. Bunun last name'i de ne olsun arkadaşlar? Diyelim ki con last 001 şeklinde yazalım. Bu bizim birinci account'umuz. Birinci kontaktımız. Bunun gibi dört tane yapalım arkadaşlar. Şöyle kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. İkincisine 002 diyorum. Üçüncüsüne 3 üç diyorum. Gerekli değişiklikleri yapıyorum arkadaşlar. Dördüncüsünde içini boş bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. İçini boş bırakıyorum. Daha sonra bunları eklemek için bunlar ee, bunları listemize ekleyelim. Con list nokta diyelim. Ve içine con 1'i ekleyelim. Bunlar isimleri değiştirmeniz gerekiyor. Ve bazen unutuyoruz. Bunları değiştirelim. 1, 2, 3, 4 şeklinde con 1'i ekledik. Daha sonra kon 2, 3 ve 4 hepsini ekleyelim. Tabii farklı örnekler yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. 4'ü ekledim. 4 boş görüyorsunuz. Şimdi siz normalde insert e, kon listi kullansaydınız ne olacaktı ona bakalım önce. Şu şekilde insert diyorum. Eğer bir hata oluştu require required field dışında bir hatam yoksa şöyle bir e, bir şey gelecek. Ne diyecek? Require field missing diyecek. Dördüncü kontakta last name e, şu anda missing. Çünkü required. O yüzden biz insert'ü kullanamıyoruz gördüğünüz gibi. Peki şunu görelim. Biz onu run yaptığımız zaman, execute yaptığımız zaman hiçbir kontak ekleniyor mu? Gördüğünüz gibi sıfır, sıfır kontak eklenmiş. Hiçbir kontak ekleyemezsiniz bu şekilde. Ama siz buna database şu şekilde database nokta insert dediğiniz zaman şu şekilde buraya insert listenin adını yazıyorsunuz. Daha sonra virgül true ya da false yazıyorsunuz şu şekilde. True dediğiniz zaman eğer bir exception varsa o exception'i yakalıyor arkadaşlar. Exception varsa yakalıyor ve eklemiyor. Hiçbirini eklemiyor. Ama exception'i yakalıyor. İsterseniz bunu true yapalım. Bu şekilde database insert e, metodunu e, database'in insert metodunu kullanabiliyorsunuz. Execute yapınca bize yine aynı problem veriyor. Diyor ki required field missing diyor. E, ama siz true da kaldırabilirsiniz. Bunun hiçbir farkı yok. Yine true gibi düşünün. True olmadığı zaman default true oluyor. Ama siz buraya false yazdığınız zaman arkadaşlar database insert countless true yerine false yaptığınız zaman şunu yapıyor. Hatalı olanları eklemiyor. Geri kalanları ekliyor. Yani şu dördüncü de bizim required field'imiz missing. Biliyorsunuz required field'i doldurmadık. Gördüğünüz gibi first name, last name last name required field. Ben onu koymadım. O yüzden bunu eklememesi lazım. Normalde insert dml statement'ını kullandığınızda eklemiyor. Burayı true yaptığınızda eklemiyor. Ama false yaptığınız zaman şunu yapıyor. Hatasızları ekliyor. Hatalıları eklemiyor. İsterseniz execute yapalım. Görüyorsunuz hiç, hiçbir exception mesajı almadık. Debug'da şu anda bir şey göremeyiz. Debug'a bakıyoruz bir şey yok ama kontakları geldiğiniz zaman 3 tane kontak göreceksiniz arkadaşlar. Yani hatasızları ekliyor. Database'in e, database insert insert e, false'un amacı bu. Siz true yazarsanız yine eklemiyor. Insert'ten ee, insert yml statement'dan farkı kalmıyor. Ama database'in bir metodu olan insert'ü eklediğini e, e, kullandığınız zaman listemizi eklemeye çalışıyor. Hatasız olanları ekliyor, hatalı olanı eklemiyor. Yani en sonuncusunu eklemedi, gördünüz. Eğer siz bunu da düzeltirseniz hiçbir hata olmazsa o zaman zaten tamamını ekler. Şimdi bunlarla alakalı arkadaşlar. Birkaç metodumuz var. Onlara geçelim. Bu eklemeyi şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Database Saves Result diye bir metodu var bizim bu kullandığımız class'ın bir metodu var. İsterseniz onu kullanalım. Şu şekilde database nokta şunu kaldıralım artık. Şu şurayı kaldırıyoruz. nokta save diye bir metotumuz metodumuz var. Bu metot array oluşturuyor. Bizim şu anda oluş, e, eklemeye çalıştığımız e, eşittir diyelim. Yine database insert diyoruz. Şu şekilde. Bizim eklediğimiz e, kontaklarla alakalı bize aslında bir bilgi veriyor. Eklediklerini listeye ekliyor. Yani liste değil de array yapıyor. Bizim şu anda eklediğimiz buradaki 3 e, kontakla alakalı bir array yapıyor. Siz bu array'i kullanarak bu array'in içindeki e, eklediğiniz e, elementlere ulaşabiliyorsunuz. O şekilde değil Şimdi bir daha yapalım isterseniz. Bu şekilde yaptıktan sonra diyelim ki system.debug eee ben şuna bir isim vermemiz gerekiyor. Buna ne diyelim? con list eee con list array diyelim şu şekilde. Ben bunu debug'da görmek istiyorum. Yani ne eklemişim. Ona bir bakalım. Hemen e, yukarıdan bunların isimlerini değiştirelim. 1, 2, 3 yapmıştık. E, 1, 2, 3 eklendi. Buna 4. Hatta isterseniz şunları çıkartalım. First name'lere ihtiyaç duymuyorum şu anda. Çünkü biliyorsunuz required field değil. Bunları çıkartıyorum kolay olsun diye. Buna 4 diyorum. Buna 5 diyorum. Buna 6 diyorum. Görüyorsunuz yine burada bir şey yok. Ama hata vermeyecek. Neden? Çünkü false kullanıyoruz database'in insert metodunu kullanıyoruz ve false kullan. False oyuncu hata vermiyor. Hatasız kontakları ekliyor. True olsa exception verecek ve hiçbirini eklemeyecek. Bu şekilde eklediklerimizi bir array olarak bize sunan, bize bunları kaydeden save result metodu var. Bu da array oluşturuyor. Onu da unutmayalım. Gördüğünüz gibi array olarak bize dönüş yapıyor bu. Yani return type'ı array. Şu metodun return type'ı array bizim eklediğimiz kontakları array şeklinde depolayacak diyelim. Şimdi sistem debug yapıp bunun içinde ne var onu görelim. Ekliyorum tekrar 4, 5 ve 6'yı. Execute diyorum. Şu anda execution oluyor. Kontaklara geliyorum. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 4, 5, 6. Hepsi gelmiş oldu. Şimdi isterseniz bir de sistem tipi şey bak, execution log'a bakalım. Gördüğünüz gibi bir array oluşmuş. Bu array de işte hangi id görüyorsunuz get id get errors metotları var. Bunlar da da metotları. Bu şekilde bir array oluşuyor. İçinde varsa bir error, error'u size gösteriyor. Varsa bir id, eklenen kontağın ailesini gösteriyor. bu şekilde bir array ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu bunun içindeki metotları tek bazı metotları kullanarak ID'leri tek tek alabiliriz. Ee, başarılı mı olmuş, başarısız mı olmuş onları alabiliriz. Gördüğünüz burada is success diyor, true diyor. Görüyor musunuz? Is success. Bu metotları kullanabiliyoruz. Ona ona geçelim arkadaşlar. Hemen sistem debug'ı siliyorum. Bir for each loop yapıp bu e, array'in içine girmek istiyorum. For diyorum. Ondan sonra bizim e, bu Burada iki tane C olması gerekiyor sanırım. E, C'yi ekleyelim. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi execute yapalım arkadaşlar. Evet. Execution gerçekleşiyor. Sistem ba bakıyorum. Bize for each loop yaptığımız, yaptığımız için tek tek gösteriyor. Ne diyor? Contacts. Buraya kontak yazsak daha iyi olur. Contact has been inserted successfully. Contact ID'yi de veriyor size arkadaşlar. Bunların hepsi aynı mı? Hepsi aynı. Burada bir hata yapmışız. Onu düzeltelim. Sanırım hepsi farklı. Burada şey göremedik. Biri N, biri O, biri de P görüyorsunuz. Sadece onlar farklı olduğu için ben hepsini aynı zannettim. Aralarında bir fark var. N, O, P şeklinde sonlara doğru bakarsanız bir hatamız yok. Kontaklara bakalım. Eklenmiş mi? Hepsi eklenmiş. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Biz başarılı şekilde eklenenlerle alakalı onların ayrısini almış olduk. Devam edelim. Şimdi else diyelim. Yani eğer başarılı bir şekilde eklenmemişse yani ne, neyden bahsediyoruz? Con for'dan bahsediyoruz. Çünkü başarılı bir şekilde eklenmemesi gerekiyor. Zaten eklenmemiş. Onunla alakalı biz error mesajlarını alabiliyoruz. Bir for loop daha yapalım arkadaşlar. For diyorum. Bir for loop daha yapıyorum. Bunun içine database'in error error e, ee, data type'ını kullanıyorum. Şu şekilde. Error. Büyük harfle de yazabilirsiniz. Şu şekilde. Ondan sonra buna bir e, variable adı, değişken adı koyalım. er 2. üst üste get errors metodunu kullanıyoruz şu anda. Get errors metodunu kullanarak varsa hatalar onları alabiliyoruz. Bu metodu kullanarak arkadaşlar. Yine e, parantezimi açıp kapatıyorum. Şimdi sistem nokta debug diyorum. Eğer e, hata varsa arkadaşlar onları get mesajla hangi e, hata mesajı var onu alabiliriz. Şöyle yapalım. Ne diyelim? E, IRR kullanmıştık. IRR nokta get mesaj dersek hata mesajını alabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde get mesajla hata mesajını alabiliriz. Birincisi bu olsun hata mesajını alalım. Hangi hata mesajları var? Onları alalım. Bunu kopyalıyorum aşağı doğru. İkinci sıraya koyuyorum ve burada get e, status kod var. Bir de onu alalım. Status kod var. Onu alalım. O da bir hata kodu. Onu alalım. Hangi e, kod, hangi hata kodu var onu alacağız. Üçüncü olarak da e, get fields diyelim ve hangi fieldlerde hata var onu görelim. Get fields diyorum şu şekilde. Bunları eğer başarılı olmamışsa, is success değilse e, o zaman else dedik. Else'in içinde de yine for each loop yapıyoruz. Bu case database'in save result array değil de database'in error array'ini kullanıyoruz. Onun içinde de bütün errorları alacağız. Bu errorların içinde de 3 tane metotumuz metodumuz var. Get message, get status code, bir de get fields şeklinde metotlar var. Error e, klasının e, metotları bunlar arkadaşlar. Burada error bir class. E, bu e, error class'ının metotları var. Get message, get status code bir de get fields şeklinde execute yapalım. Get error. Şurada hatamız var. Get errors olması gerekiyor. Bunu errors yapalım. Execute yapalım. Metod not exit diyor. Bakalım hangisi? From type e, bu cat errors da bunu da sr'dan almamız gerekiyor. Onu unuttuk. Yukarıda oluşturduğumuz sr'ın içinden almamız gerekiyor. Şunu e, metod yukarıdaki array'den almanız gerekiyor. Şimdi execute yapalım. Debug yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ne diyor? 3 tane kontak eklenmiş. Aynı isimle eklemiş olabiliriz. Evet. alt e, Görüyorsunuz 6 7, 8 ve 9 aynı isimle eklemişiz. Üç tane kontak eklenmiş. Ondan sonra e, ne diyor burada? Şunu açalım arkadaşlar. Şöyle karşılaştırmalı gidelim. E, biz ne yaptık? Birinci olarak et mesaj dedik Mesajımız ne? Onu alacağız. 21'de. 21'de neyi alıyoruz? Required fields are missing. Yani last problem var. Dördüncü kontak eklenmedi. Neden eklemedi? Çünkü onun last name'i e, problem. Peki bunun status kodu ne? required field missing e, şeklinde e, hangi field last name. Bunları tek tek alabiliyorsunuz. Birbirine çok benziyorlar. Gerekli mi gereksiz mi bilemiyorum ama bilmek lazım. da Burada bilmeniz gereken şu. Şurası önemli arkadaşlar. Görüyorsunuz. database.error kullanmanız gerekiyor. Yeni bir for each loop yapmak için. E, çünkü e, burada isterseniz şuraya bir e, sistem debug koyalım arkadaşlar ve içine biz bu listemizi koyup bu listemizi listemizin içinde neler var ona bakalım. Bunu değiştirelim artık. Bunu 10 yapalım. Bunu 11 yapalım. Bunu da 12 yapalım. Daha sonra tekrar execute yapıp şunu biraz bunu biraz inceleyelim. Execute diyorum. Debug ne ediyorum. Görüyorsunuz en yukarıda. Bunun içine girdiğiniz zaman ya da içine girmeden de yapabiliriz. Ee, ne var ee, get id var ama get id get ee, evet get id var ee, ondan sonra is success var bunu alabiliyoruz ee, yani başarılı ise arkadaşlar get id'sini alabiliyorsunuz ben kalemi alıp ee, daha iyi göstereyim kalemimizi açalım Evet, kalemimiz burada şöyle arkadaşlar Şurada eğer başarılıysa e, hata yok görüyorsunuz. Hatamız yok. Ama get id id'imizi alabiliyoruz ve başarılıysa başarı alabiliyoruz. Peki hatalı olana gelelim. En sona gelelim. Hatalı olan şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Hatalı olan burada. O yüzden database error şeklinde bir e, şey oluştu. Bir liste oluştu. Bu listenin içinde de ne var get fields var get message var bir de get status code var görüyorsunuz arkadaşlar o yüzden listenin içinde bir liste olduğu için biz yeniden bir for each loop kullanıyoruz ama diğerleri listenin içinde elementler ama e, error e, kısmı listenin içinde bir liste görüyorsunuz listenin içinde bir liste o yüzden listenin içinde bir listeye ulaşabilme adına biz burada arkadaşlar hemen gösteriyorum tekrar şurada yeniden bir for each loop yaptık. Bu listenin görüyorsunuz bu array bu array'in içindeki bir listeye ulaşmış olduk arkadaşlar. O listenin de element elemanlarını tek tek aldık. 3 elemanı var. Get message, get status code, get fields. Yani bunlar save result'ın içinde yok. Array'in direkt içinde yok. Array'in içindeki bir listenin elementleri olduğu için yeniden bir for each loop yaptık arkadaşlar. Bu şekilde database klasını e, çalışabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa biraz karmaşık olabilir. Aslında çok karmaşık değil bence. Ama sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Orada gördüğüm sorulara cevap yazmaya çalışacağım. Geri girse e, yeni bir video yaparak kontak objektini değil de account objektini kullanarak yeniden yeni bir video yapabiliriz. Daha iyi anlaşılması adına. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.